Canlar, ne haber? 21. yüzyılın en iyi dizisi seçilen bir yapım hakkında metin yazması inanın bana çok zor. Hem diziyi efsane yapan onlarca olay var, hem de bu olaylar tasvir etmesi çok zor konular. O yüzden ilk olarak somut verilere dayanarak başlamak istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz bir infografik. Bu grafiği oluşturmak için karakterlerin ilk bölümden son bölüme kadar giydiği kıyafet renkleri yan yana getirilmiş. Bu grafiğe bakarak yapılabilecek o kadar çok okuma var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Mesela Walter White ilk bölümlerde açık renkleri tercih ederken bölümler ilerledikçe giydiği kıyafetler daha da koyulaşıyor. Yani Walter White'ın Heisenberg'e yavaş yavaş dönüşmesi onun kıyafet seçimini de etkiliyor ki Breaking Bad bana kalırsa karakter gelişiminin en iyi işlendiği dizilerden biri. Hatta belki de en iyisidir. Ben iyi birinin kötü biri olabileceğini de kötü birinin iyi birine dönüşebileceğini de inanan biriyim. Ki bu duruma çok kez şahit olmuştum. Ancak Joker'in iddia ettiğinin aksine insanlar bana kalırsa bir günde iyi veya kötü olmazlar. Yani en azından olurlarsa da çok uç noktada bir olay yaşamaları lazım. Anlayacağınız varsa da istisnadır. Ben daha çok insanların yavaş yavaş kişilik özelliklerinin değiştiğini düşünüyorum. Tıpkı Walter White gibi. Ben diziyi ilk çıktığı yıllarda bölüm bölüm izleyenlerdenim. Bundan dolayı da Walter White'ın Heisenberg'e dönüşmesi benim için çok yavaş bir süreçti ve dolayısıyla o yıllarda bu karakter değişimini fark etmem bir hayli uzun sürmüştü. Karakter her bölümde bir tık daha karanlık tarafa yaklaştığı halde ben çok uzun süreler bunları sadece ailesi için yapıyor diyerekten onun kötü birine dönüştüğünü fark edememiştim. Ta ki Walter'ın Jane'in ölümüne seyirci kaldığı o ana kadar. O ana kadar sadece ailesi için suça bulaşan bir adam olduğunu düşündüğüm için bu olay beni bir hayli şaşırtmıştı ancak geriye dönüp yaşananlara baktığımda bunların bir gecede yaşanmadığını, zaten Walter'ın adım adım bunu yapabilecek bir karaktere dönüştüğünü görmüştüm. Dizinin takdirimi kazandığı ilk olay buydu. Üstelik bu karakter değişimi sadece Walter'da mevcut değil, dizide önemli bir role sahip tüm karakterler benzer değişim hikayelerine sahipler. Kıyafet ve renkler konusuna geri dönüp Hank'in eşi Mary hakkında da konuşmak istiyorum. Fark edeceğiniz gibi Mary neredeyse her bölümde mor giymiş. Ta ki son bölümlere kadar. Bilmeyen arkadaşlar için mor insan psikolojisinde asaleti, zenginliği ve kendini koruma isteğini temsil ediyor. Ki zaten 19. yüzyıla kadar mor sadece zenginlerin giyebildiği bir renkmiş. Çünkü doğada bulunması çok zor olan bir renk olduğu için insanların ona ulaşması bir hayli zormuş. Düşünün, hayat boyu mor rengi hiç görmeden yaşayıp ölen yüz milyonlarca insan varmış. Neyse, Mary dizide çevresinde yaşanan olayların büyük bir bölümünü görmezden gelmiş ya da olanlara kayıtsız kalmıştı. Kendi konfor noktasının dışına çıkmayı hiç istememişti. Hank ise turuncu rengi yani otoriteyi, aile babasını temsil eden kıyafetleri tercih ediyordu. Ancak onun da zaman içinde bu korumacı tutumundan vazgeçerken yine kıyafet renklerinin değiştiğini görebiliyoruz. Mary ise Hank'in ölümüne kadar kıyafet rengini değiştirmiyor. Ancak onun ölümünden sonra hayatında eksilen korumacı otorite figürünün yerine kendisi geçiyor. Yani o turuncu giymeye başlıyor. Dediğim gibi bu grafiğe bakarak dizi hakkında sabaha kadar okuma yapabiliriz ancak sizi sıkmamak için daha fazla devam etmeyeceğim. Bunun yerine dizinin bölüm sayısına değineceğim. Amerikan dizi sektöründe şöyle bir durum var. İstisnasız her yapımcı dizisinin en az 7. sezonu görmesini ister ve genelde o zamana kadar diziyi uzatmak için elinden gelen her şeyi yapar çünkü bir dizi 7. sezonu görmezse değeri düşer. Yani şöyle, eğer bir dizi 7. sezona ulaşmışsa kabaca 70 ile 140 arasında bir bölüm sayısına ulaşır. Bu bölüm sayısına ulaşması şu yüzden önemli, Amerikan televizyonları 4 sezona bölünmüş durumda. Mesela elinizde 70 bölümlük bir dizi varsa açık artırmayla istediğiniz kanala bu diziyi satabilirsiniz. O kanalda diziyi hafta içi her gün 9 ile 10 arasında yayınlar. Bir sezonunun bir saatini kapatmış olur veya 90 bölümse hem hafta içi hem hafta sonu yayınlanabilir. Ama 40 bölümse hiçbir kanal o diziyi satın almak istemez. Çünkü kanal bu 4 sezondan birini dolduramaz. Dolayısıyla kanalın ikinci bir diziye ihtiyacı olur. Programı bozulur. Bu anlattığım sebepten dolayı birçok dizi bitmesi gereken zamandan daha geç bir tarihte biter. Hikayede sona yaklaşıldığı halde boş boş bölümlerle hikaye uzatılır. Ancak Breaking Bad'de yapımcı diziyi uzatmak yerine son derece onurlu bir hareket sergileyerek zarar edeceğini bile bile diziyi 70 bölüme ulaşmadan bitirmiş.
Gerçi günümüzde online platformlar sayesinde bu durum yavaş yavaş kırılmaya başlandı. Artık insanlar nasıl olsa online platformda böyle bir zorunluluk yok diyerek dizileri bitmesi gereken zamanda bitirmeye başladılar. Ancak bu durumun asıl etkilerini muhtemelen 10 yıl kadar sonra görürüz. Diziye dönecek olursam, karakterlere değinmek istiyorum. Evet, dizideki karakter gelişimlerinden bahsettim ancak bana kalırsa tek tek değinmemi hak edecek çok sayıda karakter de mevcut. Mesela meşhur avukat Saul Goodman ya da efsane suç imparatoru Gus Fring veya onun tetikçisi Mike. Bu ve bunun gibi pek çok isim o kadar kaliteli karakterizasyon örnekleri ki her birinin solo hikayesi koca bir spin-off diziyi hak ediyor. Ki nispeten hak ettiklerini aldıklarını da söyleyebilirim. Dizide yaşanan olayların geçmişini anlatan Better Call Saul dizisi, Saul Goodman gibi dizide önemli bir yere sahip karakterlerin geçmişlerini anlatıyor ki bana sorarsanız Breaking Bad'den aşağı kalır çok bir yanı yok dizinin. Dizi senaryosu yazılırken karakter analizi o kadar detaylı yapılmış ki daha Saul karakterini Breaking Bad'de ilk gördüğümüz sahnede bile karakterin 60 sayfalık bir karakter analizi mevcutmuş ki bu ortalamanın çok üzerinde bir sayfa sayısı. Normalde onun gibi yan karakterlerin karakter analizleri hazırlandığında genellikle birkaç sayfayı geçmez. Oyuncuya sadece birkaç sayfalık bilgi verilir ve oyuncu bu bilgilere göre karakteri şekillendirir ancak dediğim gibi Bob Odenkirk'ün elinde 60 sayfalık bir karakter analizi varmış. Bob Odenkirk dediğine göre karakter analizini okuduğu anda ileride bu karakter için spin-off bir dizi çıkacağını anlamış. Tutup tutmayacağı henüz kesin olmayan bir dizide bu kadar detaylı bir evren kurmak bana kalırsa takdiri hak eden bir durum. Şimdi benim şöyle bir tespitim var. Bir dizinin ya da filmin hatta oyunun efsane olabilmesi için gerçek hayata önemli bir etkisi olmalı. Yani benim gözümde bir yapım gerçek hayatta iyi veya kötü anlamda etki edememişse efsane değildir. Breaking Bad'in gerçek hayata etkisi şuydu. Bildiğiniz gibi Walter karakteri dizide metamfetamin yani bilinen ismiyle met isimli sentetik uyuşturucuyu üretiyordu. Hatta Walter'ın dizide ürettiği met %99'dan fazla saflığa sahip olduğu için mavi renkteydi ki bu gerçek hayatta imkansız. Ne kadar saf olursa olsun metamfetaminin renklendirici kullanılmadığı sürece mavi renkte olması imkansızdır. Ancak bu durumun imkansız olduğunu herkes bilmiyordu. Dolayısıyla Amerika'da gıda boyasıyla renklendirilmiş on binlerce ton met ele geçirildi. İnsanlar sırf dizide mavi met gördükleri için bunun gerçekten var olduğunu zannetmişler ve denemek istemişler. Gerçek hayatta mavi met satarken yakalanıp tutuklanan torbacılar daha sonraları kendileriyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere şu sözleri söylemişler. Bazen onlarca kişi mavi met olup olmadığını soruyordu. Biz de baktık talep çok, metleri boyamaya başladık. Düşünün dizi metin olmayan bir türünü insanlar arasında popüler yapmayı başarmış ki dizinin popüler olduğu yıllar diğer uyuşturuculara kıyasla met tüketimi aşırı derecede artmış. Bu arada söylememe gerek yoktur ama yine de söyleyeyim. Canlar, met gibi uyuşturucu maddeler sağlığa son derece zararlıdır. Kesinlikle ve kesinlikle rengi ne olursa olsun kullanmayınız, kullandırmayınız efendim. Kısacası kötü bir etkisi de olsa dizi gerçek hayatta çok önemli bir etkide bulunmayı başarmış. Hatta o dönemde oyuncular bu dizi nedeniyle defalarca kez katıldıkları programlarda uyuşturucunun zararlarını anlatmak zorunda kaldılar. Dizide detaylara verilen önem de bana kalırsa son derece takdiri hak ediyor. Mesela dizinin ilk bölümünde Walter'ın çıkartıp attığı pantolonu 4 yıl sonra Walter aynı yerden geçerken bir sahnede görünüyor. Bu ve bunun gibi easter egg'ler benim aşırı hoşuma gittiği için değinmek istedim. Değinmek istediğim son konuysa empati. Dizilerde ya da filmlerde eğer izleyiciye empati kurdurmak isterseniz temelde iki farklı yöntem vardır. Bunlardan biri karakteri köşeye sıkıştırmaktır. Bu sayede karakterin her yaptığı harekette başka yapabileceği bir şey yoktu. Ben de aynısını yapardım dedirtirsiniz veya karakteri haksızlığa uğratırsınız. Karakter eğer haksızlığa uğrarsa izleyici onunla kısa sürede empati kurar ve onu benimser. Breaking Bad'de her ikisi de yapılmış. Hem karakterler sürekli haksızlığa uğruyor, örneğin Walter çok iyi bir kimyager olmasına rağmen ailesini geçindirmek için okul sonrası araba yıkamacıda çalışmak zorunda kalıyor, buna rağmen ucu ucuna geçimini sağlayabiliyor, yani bu kadar çalışmasına rağmen hayat ona adil davranmıyor. Kısacası haksızlığa uğruyor. Bir de üstüne köşeye sıkışıyor, yakında öleceğini öğreniyor ve öldüğünde ailesine hiçbir şey bırakamayacağını fark ediyor, yani köşeye sıkışıyor. Suça karışmaktan başka bir seçeneği kalmıyor. Ki Jane'in ölümüne kadar yaptığı her şeyi de zorunda olduğu için yapıyor.
Bu sadece Walter için geçerli değil. Dizideki hemen hemen her karakterle çok rahat bir şekilde empati kurabiliyorsunuz ki bu durumda dizinin efsane olmasında önemli bir rol oynuyor. Bu arada dizideki oyunculuklara tek tek değinmeye gerek duymuyorum. Hepsi son derece üst düzeyde bir performans göstermiş. Şimdi sizden iki ricam olacak. İlk olarak lütfen yorumlara bu seride en çok görmek istediğiniz dizileri yazın ki hangi diziler en çok isteniyor ben de bileyim. İkinci olarak eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun ki sizin sevdiğiniz dizilere sıra geldiğinde gözünüzden kaçmamış olsun. Eğer aboneyseniz beni arkadaşlarınıza önerirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşça kalın. İyi ki varsınız.